Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dipfrizde bezelye nasıl atılır? Bunun tarifini vermek istiyorum. Ben bezelyeyi pişmiş olarak atmayı tercih ediyorum. Çiğ olarak attığım zaman gerçekten tadını hiç beğenmiyorum. Tadının sasılaştığını düşünüyorum. Tecrübeyle sabit. Bunun için haşlıyorum. Hadi gelin hep birlikte tarife geçelim. Burada 5 kilogram bezelye var. Bezelyelerimizin içlerini çıkarmakla başlıyoruz. Bezelyemi güzelce temizledim, tarttım. 2,5 kilogram bezelyem çıktı. Yani kabuğuyla yarı yarıya bezelyem oldu. İçi dolu dolu güzel bir bezelyeydi. Üzerini kaplayacak kadar, şöyle hafif geçecek kadar sıcak su ilave ediyoruz ve ocağımızı açıyoruz. Kapağını kapatıyorum, pişmeye bırakıyorum. Bezelyemiz kaynamaya başladı. Eğer tencerenizin kapağı tam kapalıysa şöyle kındırık bırakın, yoksa köpüklenip taşabilir. Bakın kaynamaya başladı. Bezelyelerim kaynamaya başladı. 15 dakika oldu. Artık içerisinden şöyle 1-2 tanesini alıp pişme ayarına bakacağız. İçi yumuşamış, çiğlikten eser kalmamış. Ocağımızı kapattık. Bezelyelerimi bu şekilde bir süzekliğe döktüm. Süzülmesini ve tamamen soğumasını sağlayacağız. Bezelyemiz tamamen soğuduktan sonra buzdolabı poşetlerine veya saklama kaplarına katıyoruz. Ben buzdolabı poşetlerini tercih ediyorum. Şöyle yayıyorum. Poşeti katlıyorum. Şöyle hafiften düzeltiyorum. Ve fazla kısmını altına büküyorum. Bezelyelerimiz difrize gitmeye hazırlar. Ben bu şekilde difrize koyuyorum. Bu şekilde haşlayıp attığımda kullanması çok daha rahat oluyor ve tadı yeni pişirilmiş gibi oluyor. Bu şekilde pilavlarda, yemeklerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Pilavın suyunu döktükten sonra hemen buzlu haliyle içine bir parça kırıp atarsınız. Yemeklerde de yemeğin kayıtını kavurduktan sonra sebzelerle birlikte hemen ilave edebilirsiniz. Piştiği için tekrardan pişmesi sorun olur mu, ezilir mi diye düşünmeyin. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Çok güzel oluyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.